Merhaba. Bildiğiniz gibi YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta birçok paylaşımlar yapıyorum. Görüyorum ki bu paylaşımlarla ilgili en çok dikkat çeken kızlıklarıyla ilgili olan oluyor. Aslında kızlıkları Türkiye'nin maalesef bir gerçeği. Yani bizim gibi olan hani Arabistan falan diyeceğim ama onlar da belki bu kadar da ciddi değil. Bu tabii ki sosyal bir baskı kadına ve şu anda İngiltere'de kızlık zarı muayenesi yapmak ve kızlık zarı onarımı yapmak yasaklandı. Yani hekime yasaklandı. Çünkü bunun kadına şiddet olduğunu düşündükleri için bu konuda yasaklayan bir madde yayınladılar ve hekimlerin kızlık zarı onarımını yapması İngiltere'de yasaklandı. Çünkü bu kadının bedeni, kadını ilgilendiren bir şey. Hiç kimsenin bunun kanıyor mu, kanamıyor mu, bakire miydi, değil miydi diye sorgulamasına gerek yok. Ama maalesef bizde durum öyle değil ve bu bir gerçek. O yüzden kliniğimde ben kızlık zarı onarımı yapıyorum. Yani en iyi şekilde yapıyorum çünkü en iyi şekilde bunun yapılması ve karşı tarafın ikna edilmesi gerekiyor. Daha bugün bir tane kız geldi ve kızlık zarının bozuk olup olmadığını, bozulmuş olup olmadığını kontrol etmemi istedi. Aslında şöyle bir şey var, yani bu konuda eğer sizin hassasiyetiniz varsa, aslında şimdi hemen şeyi söyleyeyim. Muayene ettiğimde kızlıkları sağlamdı. Ama bu olayı hani böyle bir olay mı yaşadın, ne oldu dediğimde benim istemediğim bir zamanda istemediğim bir şekilde zorlama oldu dedi. Aslında bu konuda gençleri, kız olsun erkek olsun, çok uyarmak istiyorum. Böyle bir gerçek var. Yani siz eğer bu konuda hassassanız, cinsel ilişkiye girmek istemiyorsanız, cinsel ilişkiye hazır değilseniz, karşınızdakini mutlu etmek için, karşınızdaki sadece bunu istiyor, siz istemiyorsunuz, sırf o istiyor diye. Kesinlikle ilişkiye girmeyin. Bu bir. İkincisi, mutlaka eğer böyle bir şeyiniz varsa, yani ilişkiye girmek istemiyor düşünceniz varsa, ilişkiye girilebilecek ortamlardan uzak kalın. Yani evde baş başa birisiyle kalmayın. Atıyorum kolanıza evet ilaç atarlar. Yani bu Türk filmlerinin gerçeği değil, bu dünyanın gerçeği. Ben İncirlik Amerikan Üssü'ne çalıştım. Biz orada askerlere kağıtlar veriyorduk ki mesela içkisinden damlatıyor. İşte atıyorum mor olursa içinde madde konulmuş, sarı olursa güvenli içebilir diye test ediyorlardı. Yani böyle bir şey var. Lütfen dışarıda kapalı bir şişe dışında hiçbir şey içmeyin, bu sizin için önemliyse. Gerçi bu hepimiz için geçerli. Yani ben de kapalı olmayan bir şey içmemeliyim. Başıma her şey gelebilir. Bulunmak istemediğiniz durumlara düşmemek için olmamanız gereken ortamlarda bulunmayın. Yani akşam kız arkadaşımda kalıyorum deyip erkek arkadaşınıza gitmeyin. Hatta akşam kız arkadaşınıza da kalmayın. Kendinizi güvende tutmanız, güvende yaşamanız çok önemli. Kızlık zarı muayenesini evet kliniğimde maalesef yapıyorum. Onarımını da yapıyorum. Evet en iyi şekilde yapanlardan biriyim. Onaylıyor muyum bu işlemi? Onaylamıyorum. Bence kadına şiddet ama yapmak zorundayım. Çünkü başka yani kadınlara yapılacak hani bunu engelleyecek bir ortamımız yok. Benim bu videoda söylemek istediğim size temel şey, lütfen kendinize güvene alın. Hiç kimse sizin adınıza iyi düşünmez. Hiç kimse sizin adınıza karar vermesin. Sadece siz karar verin. Görüşmek üzere.